Maktablarını kurset yaptı. Her günü kili yaptı. Maktab okuyucuları, o işi 8. mi 9. huda urganlar, bu bilmiyim ben kim terbiye bergen bularga, sınıfke kirip, partalarını tipip, stollarını tipip, ağdarıp, yani işki münasebatlarını aşkara kalı yaptı. Keçe bir maktab bir sınıfı da, bir yigit minen bir kız, yigit kirip geli yaptı da, bir kızını boyu yetken o işi, maktab okusu bar kucağlasa, indi Müslüman kızı ne kılış gerek? Özünü kutkarışlık için bayağı tacavuzlarını yüzüge uğruş gerek, şapat telaş gerek, yürüyüş gerek, tımdalaş gerek. O ne kadar yaptı? Ha, o şey şılkımın yelkesini asıl yaptı da. Boynunun asılıp yelkesinden sile yaptı da. Bana Kur'an'la uzaklaştığını kasap attı. Bana Kur'an okutmasını, akıbeti nimeler kabaradı. Kaysi bir cöyde kurduz Kur'an okuyan balanı, şuna kış çıkıp yürgenini. Kur'an'ı okuta biliş gerek. Kur'an'ı işte biliş gerektirler yurtbaşımız. Bu şunçak iyi gelmez biraderler. Kur'an okuyan insan fakat yaşlılıkta hareket kıladı. Kur'an işken insan fakat yaşlılıkta hareket kıladı. Fakat bizi en katta ayıbımız, bana şu Kur'an'ı işte mi yapmış? Bana birinci günden başlangan mı hatma Kur'an? Birinci günden başlangan maçlarda. Bor mu yaptı ki? Halk bor mu yaptı da? Sanalı adamlar. Borup durup hatma Kur'an, 20 para, 20 rekat Kur'an para dedi, bir parayı bir betmi şuna okul yaptı. 9'da başlığını yaptı, 15'te kem 11, 10'te kem 11'de tuge yaptı. Borun 11'de 2 saat borup eşitimi yaptı da Kur'an-ı Kerim'i. Ay, ayağı olgur, ayağı olgur. Sen yaramı yapsan, beni kotar olma yapsan, mayli lekin maşerde oturup eşit diyetken yok da. A şunca günahlarını kıldın, anı yerge bordun, mana o yerge bordun, yugurdun, yildin, indi mana işten çıktın. Indi lokal umurini ahırda bir Kur'an eşit otur, de borup otur ben işte etken yok da köpçelik. Ey braderler, o şey maçlarda Kur'an oku bir etken korlarım Osmanlı'dan çükenmez. O kim nedir? Gülde-i Parzan'dı o. Bir payhler, hamma bolalikni yoshligidan kechib, otani o'rnida, qo'ynida, onani qornida, yegani oldida, yemagani oldida yeb ichib yotgani yo'q, erkalikni qilib. U o'sha hujrani, o'sha popanay bosgan, qotgan nonini yeb, o'sha joyda iligan ovqatini yeb ichib, mayli o'shani Qur'onni. Endi buguncha hamma dunyoning eng ne'matlari shular oldida. Keling qoraka, keling marhamat, mana buni oling, keling o'tiring, keling qoraka. Hamma papalab ketida yugurib yurdi. Nega? Nafsidan kechdi, rohatdan kechdi, to'yib uyqudan kechdi. Ana endi bugun Xudo xudoyiqlatsa, ana shu narsalarni rohatga aylantirib berdi. Yosh-yosh bollar, odamlar izzat qilib ketidi, yelib yugur yurdi-yu. Nega? Bu kalomullohga bo'lgan xizmat hech qachon ikki dunyoda zoyi bo'lmaydi, birodarlar. Kalomullohni o'qitgan inson, kalomullohni bolasiga o'qitgan inson ikki dunyoda aziz bo'ladi. Mana qancha-qancha joylarga boryapmiz. O'g'li xatmaga o'tyapti. Xatmi Qur'on tugagan kuni imom domlalar o'sha qorini otasini tepasiga to'n kiygizyapti. Sizga rahmat otajon, bolangizni qori qilganingizga rahmat deb to'n kiygizyapti. Birodarlar, bu otasi ilm yo'q, kerak bo'lsa Qur'oni Karimning oyatlarini ham bilmaydi, harfini ham bilmaydi. Lekin bolam o'qi, o'qisang yaxshi inson bo'lasan. Qara, mana qo'shnini bolasi qori bo'lgan, sen ham qori bo'lgan bolam. Mana bir maza qilib sani orqangdan faxrlanib yuray deb hamma xizmatidan kechdi, bolasini o'qitdi. Bugun dunyoda to'n kiygizilyaptimi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni kalomullohni yod olgan qorilarni otasini, onasini boshiga izzat toji kiygiziladi. U izzat tojidan chiqayotgan nur bu dunyoni quyoshini nuridan ko'ra nurliroq bo'ladi deganlar. Mana shu mukofot qiyomatda o'g'lini qori qilgan, o'g'li navarasini qori qilgan otalarni, bobolarni shunday nur kutib. Qarang, qorilarga 400 ta o'zini ahlidan 400 ta insonni shafoatini nasib qilar ekan. Kalomullohni yodlagan qoriga mana ota tomoningdan, mana ona tomoningdagilar turibdi. Bular yetarlicha xatolari bor, bular gunohlari kechirilmadi, tavbalari qabul qilmadi, chunki bular azobga mustahiq. Mana xohlaganingni olib shafoat qilib jannatga kirgizib yubor degan huquq berilar ekan. Qarang, ana shu huquqqa qori ega bo'lar ekan, 400 tasini shafoat qilar ekan. Bitta qori.
jim turib sukut qilib Qur'oni Karimni eshitinglar deyapti. İmom Azam rahmetullahi aleyh va institutda tilni uchini ham qimillamasin debdilar. Qabristonlarga boriladi. Birovni dafn qilinyapti, Qur'on o'qilyapti, ihsonlar bo'lyapti, bu yerda qori Qur'on o'qiyapti-da, nari yoqda ikkita surbet turib olib gaplashib, bemalol hali gaplashib turibdi. Qur'on o'qilyapti-yu. Qani hurmat? Sen Qur'oni Karimni bir tenga olmaysanmi? Seni Alloh taolo sariq chaqaga ham olmaydi. Voy, bir podshoning gapi gapirib turganda, podshoning farmoni xalqqa yetkazilib turganda, o'sha zaldagilarni birortasi gapirib qo'ysin-chi, gapirib o'tirsin-chi, boshiga nima balo yog'ar ekan? Qaysi ahvol tushar ekan boshiga, birodarlar? Allohning kalomini endi eshitganda qanday qutirishimiz kerak? Qanday hurmat qilishligimiz kerak? Shamsiddin qori pochcham 10 yoshlardami bolaliklarda qori bo'lganlar. Yig'lab gapirib beradilar ustozimiz Alloh rahmat qilsin Namanganni eng zabardast olimlardan bo'lgan Alloh rahmat qilsin. Shu soqollarni nishurgan bo'yi chiqqan ekanlarda tig'urmagan ekanlar soqollariga qarang. Shunaqa zo'r aligi tarbiya topgan zot bo'lganlar. Shu zot kechqurun deydi ustozikiga borib Qur'ondan dars olgani boraman deydi. Ko'chada patrullar yurardi. Kechqurun hech kimni yurg'izmas edi. Pana pasqam yo'llar bilan borardim-da deydi. Namangon soyini kechib o'tardim. Sovuq qahraton soydan o'tib ustozi uylariga borgunimcha ustimda kiygan shaldvor yaktaylarim yaxlab fanerga o'xshab taqillab qolardi deydilar. Borib dars topshirardim, borib dars olardim. Yana shu Namangon soyidan kechib o'tib kelardim, uyimga kelgunimcha yana shu yaktay ko'ynaklarim taqillab, yaqlab, muzlab qolardi. Erta bilangacha sandalni chetida o'sha kiyimimni quritib, erta bilangacha Qur'on yotlardim, dirdilar. Alloh rahmat qilsin. Shu zotlar umrlarini oxirigacha xatmi Qur'onga o'tib imomlik qilib o'tdilar shu zotlar. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin shu zotlarni. Hozirchi, hozir qana kim oxirgi marta bunaqa qiyinchilikda Qur'on o'qidi yo Qur'on o'rgandi, birodarlar? Imkoniyat kengaydi-ku. Imkoniyat ochildi-ku. Mana qorilar qancha-qancha qorilar chiqyapti, chiqdi Xudo olsa qancha-qancha. O bir davrlarda o'sha 90-92 yillarda ham birodarlar yurtimizga xatmi Qur'on o'qib berishlik uchun xorijdan qorilar chaqirtirilgan. Xorijdan, Misrlardan qorilar kelib xatm Qur'on o'qib berilgan. Hozir alhamdulillah o'zimizni yurtda qorilarga navbat tegmayapti. Joy yetishmayapti xatmga o'tishga. Qorilarning ko'pligidan alhamdulillah. Qur'on o'qigan boladan hech qachon yomonlik chiqmaydi dedilar. Hech qachon yomonlik chiqmaydi.